Değerli seyirciler, değerli yurttaşlar, mahkeme altıncı masanın adayını, altılı masanın adayını tayin edemez. Bir serin kanlı olalım, bir duralım, bir bakalım. Bakın İstanbul ne kadar önemli değil mi? Bak İstanbul Belediye Başkanlığı'nı almaya çalışıyorlar. O halde İstanbul Belediye Başkanlığı'nı adaylık içinde 3 ay önceden bırakmamak lazım. Evet. Kesin, kesin. 3 ay önceden de bırakmamak lazım. Bu darbeyi püskürtmek gerekiyor. İmamoğlu'nun arkasında, İmamoğlu'nun yanında güçlü bir demokrasi cephesi örmeliyiz. Biz sonuna kadar o mücadeleyi yürütmeye hazırız. Bakın bugün bir biz dedik. Kendi canlı yayın araçlarımızla, ana haber bülteni spikerimiz Evren Özalkuş'la güçlü bir <laughs> yayın ekibimizle biz Saraçhane'deydik. Çok da iyiydi yani. Evet. Çok da iyi bir yayın yaptık. Ben bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlar kutluyorum. Biz oradayız. Biz bu mücadele mücadelede evet. varız. Biz alanda bu e, alanda olmak, mücadele etmek ve kavgadan kaçınmayız. Kavga evet. derken siyasal mücadeleyi kastediyorum. Şimdi oradaki konuşmalara bir iki şey e, söylemek istiyorum. Şimdi Davutoğlu'nun ve Ali Babacan'ın konuşmasında iki şeye ben takıldım. Bir tanesi şu. Tümü, ikisi de Recep Tayyip Erdoğan'ın 1998'de siirt dokuduğu şiirde de, şiirden dolayı ceza aldığına bak. Yahu şiir siirt dokuduğu şiir. Şiir, değil değil, değil. değil. İslamcı örgütlerin bir marşı iki. Cihat çağrısı üç. Okuyayım mı sözlerini? Camiler kışlamız, kubbeler miğfer, minareler süngü, müminler asker, Allah'a ekber. Değerli seyirciler, Değerli Müslümanlar, camiler kışla mıdır yoksa ibadethane midir? Kubbeler miğfer mi? Peki minareler süngü mü? Yani kimi süngüleyeceksiniz? Müminler asker mi? Kime karşı? Bu ülkenin diğer yurttaşlarına karşı mı? Sonra da Allahu Ekber. Okunan şiir bu. Bak şiir dedikleri şey bu. Hiç unutmayın. Bu şiir bir cihat çağrısıdır. Ha ceza verilir verilmez o tartışılır. Bence yanlış yapılmıştır. O ayrı. Ama bu bir cihat çağrısıdır. Ekrem İmamoğlu'nun ahmak demesiyle ne alakası var ya bunun? Hiç. Hiç. Süleyman Soylu'nun bakın ben bir tane şey söyleyeceğim bakın. Şimdi Süleyman Soylu e, hocam Ekrem İmamoğlu kamu görevlisi değil mi? Evet tabii. Peki. Kamu görevlisine hakaret etmek madem suç. Tabii. Ne ben diyor? şimdi okuyorum. Soylu evet. Ben şimdi okuyorum. Bakın. Ben şimdi okuyorum. Ben şimdi okuyorum onları. Bir dakika. Madem kamu görevlisi hakaret etmek suç. Ben şimdi okuyorum. Pislik, çürük, sürtük, çöplük, ruhu kara, müftezel, aşağılık, alçak, şerefsiz. Bunların hepsini siz CHP'ye karşı söylediniz ya. Ahmak dedi ayrıca. Evet. Ahmak diyen. Evet. Hepsini CHP'ye karşı, hepsini İmamoğlu'na karşı söylediniz. İmamoğlu kamu görevlisi değil mi? Siz misiniz kamu görevlisi? Yüksek Seçim Kurulu mu kamu görevlisi? Bir buçuk milyon geçersiz oyu yasaya rağmen geçerli sayacak. Yasayı çiğneyecek. 3 ay sonra yasa değişecek. Onlar kamu görevlisi olacak ama İstanbul gibi 16 milyon insanın yaşadığı kentin belediye başkanı kamu görevlisi olmayacak öyle mi? Evet. Buradaki bazı sözcükleri bakın sayarsak Erdoğan'ın ve Soylu'nun söylediği bazı sözcükleri sayarsak Rütük bize ceza kesmeye kalktı. Evet, evet. Böyle bir şey olmaz. Buyurun hocam. Evet, şimdi değerli izleyiciler, iki yanlışın altını çizmek lazım. Her ikisini de, daha doğrusu bir tanesini şimdi sevgili Yanardağ altını iki defa çizerek belirtti. Bir tanesini de ben söyledim. Şimdi bunlardan öte bir başka genel yanlış daha var. Şimdi iki tane terim yanlışı var. Birisi 28 Şubat'ı darbe diye nitelemek. Maalesef Kılıçdaroğlu da bu yanlış kapanına yakalanmış. Maalesef bu en son kararı söylerken 28 Şubat anlayışı sarayda darbeciliği saraya egemen olmuştu. Hayır. 12 Eylül veya 12 Mart darbeciliği demesi lazım. Bu bir. İki, iki aynı şey. Efendim Erdoğan bir şiir okuduğu için mahkum edilmişti. Şimdi aynı şekilde e, İmamoğlu da işte bir sözden dolayı, e, üstelik de hakaret olmayan bir sözden dolayı mahkum ediliyor diye aynı şey demek. Hayır hiç ilgisi yok. E, Erdoğan bir şiir okuduğu için mahkum edilmemişti. Bayağı bir e, din ve mezhep e, üzerinden e, halkı böldüğü, kışkırttığı ve işte e, darbe çağrısı yaptığı gerekçeleriyle mahkum edilmişti. Çok önemli. Aradaki fark çok önemli. Bunlar hep iktidarın bize dayattığı dil, terim e, özellikleri. Şimdi daha başka bir yaklaşıma dikkat çekeceğim. Bu fevkalade önemli. Fevkalade önemli. Bu da örneğin Alevi arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi Kızılbaş diye niteleyip ta Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail döneminde yok başına kırmızı bilmem şey bandana bağlarmış da onun için Kızılbaş denirmiş falan.